eksenini bularak başlayabiliriz. Simetri ekseni AC uzunluğu olmalı. Şöyle çiziyorum. Simetri ekseni bu olmalı. Çünkü şuradaki parçalar birbirine eşit. O halde şu parçalar da birbirine eşit olacak. Yani BC ile DC de birbirine eşit olur. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bize BC'de BCD açısı, yani şuradaki açı 30 derece olarak verilmiş. Tabii simetri ekseni olduğu için şu mavi eksen yukarıdaki açı ile aşağıdaki açı eşit olmalı. Bu açılar eşit. Tamamı 30 derece olduğu için şöyle 15 derece, 15 derece olacak şekilde paylaşırlar. Şimdi 15 derece, 90 derece, şuradaki açı 75 derece olur. Hatta bunun altındaki açı da 75 olacak. Şu mavi eksen simetri ekseni olduğu için açılar birbirine eşit olmalı. Şimdi amacımız deltoidin alanını bulmak. Deltoidin alanını bulmak istiyorsak diğer köşegenini de bulmalıyız. Köşegenleri çarpıp 2'ye bölünce alanı hesaplamış oluyoruz. Çiziyorum köşegeni D'den B'ye doğru. Tabii deltoidde köşegenler birbirine dik oluyor. Yani şurası 90 derece olacak. Eğer biz bu pembe uzunluğu bulursak şu 12 ile çarpıp 2'ye bölerek alanı hesaplamış oluruz. Şimdi buradaki üçgen de özel bir üçgen. 15, 75, 90 üçgeni. Onu çiziyorum yeniden yan tarafa. Şöyle bir üçgen. Şurası 90 derece. Burası 15 derece. Şurası 75 derece. Bu üçgenin özelliği şu. Eğer hipotenüse dikme indirilirse, şöyle haş kadar olsun, hipotenüse dikme indirilirse, bu hipotenüsün dörtte biri olur. Yani bizim yüksekliğimiz haşsa hipotenüs uzunluğu 4 haş olacak. Şimdi bizim sorumuzda bu uzunluk 12 olarak veriliyor. Şuradaki uzunluk 12. Eğer bu uzunluk 12 ise, yani 4 haş 12 ise haşımız 4 olur. Şu uzunluk 4. Başka bir deyişle buradaki pembe uzunluk 4 olmalı. Pardon, 4 değil. Şunu yanlış yazdık. Şunlar yanlış oldu. Eğer 4H 12 ise H'ımız 3 olmalı. Şimdi H 3 ise şurası da 3. Bunlar da 3 olacak. Yani şu parça 3. Bu parça da yine 3 olacak. Şimdi aradığımız şey bu deltoidin alanı. Deltoidin alanı şöyle bulunuyor. Alan eşittir. Şu köşegenin uzunluğu 12. Diğer köşegenin uzunluğu 6. Çarpımlarının yarısı olur. Şimdi 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 3. 12 ile 3'ü çarparsak bizim alanımız 36 gelir. Yani aradığımız alan, deltoidin alanı 36 olur.